Denizli dediğim gibi 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan, üretim yapan bir şehir. Ancak bu şehrin kendi insanlarının ve yatırımcılarının maharetiyle veya kapitaliyle yapamayacağı bir takım yatırımlar da var. Bunlar da nedir? Kamu yatırımlarıdır. Kamu yatırımları dediğiniz zaman akla gelen majör işler, Denizli'nin ihtiyacı olan ulaşımla ilgili sıkıntıları olan bir şehirdir. Denizli'nin hem havalimanının bulunduğu bölge itibariyle sıkıntılıdır. Belki havalimanının kısa zaman içerisinde değişmesi söz konusu değil, ancak Denizli'nin İzmir'e yani ticaretinin olduğu liman şehrine bağlanması ile ilgili ivedilikle yapılması gereken işler vardı. Bunların başında da otoban projesi vardı. Bu otoban projesiyle ilgili DEGİAT olarak biz göreve geldiğimiz günden itibaren bunu devamlı gündemde tutmaya çalıştık ve bu işle ilgili kamuoyu oluşturmaya çalıştık ve nihayetinde bu otoban sürecinin, ihale sürecinin sonuçlanması ve yapına başlamasından dolayı biz mutluyuz. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Bu Denizli için hayırlı bir iş olmuştur. Denizli sanayisi için, turizmi için, ticaret için hayırlıdır. Ancak gündemde tabii ki bir takım eleştiriler de haklı olarak var. Otobanın yapımının usulüyle ilgili bir takım eleştiriler var. Bunlar ayrı bir konu. Yani usulü tartışmak esası gölgelememeli. Esas buraya bunun yapılmasıydı. Bu yapıldı. Biz bundan dolayı memnunuz. Bunu öncelikle söylemek isterim. Önümüzdeki dönemde de Denizli'nin yine interlandı olduğu İzmir'in limanlarına ulaşabilmesi ve düşük maliyetle ulaşabilmesi adına da Denizli'nin demir yoluyla da hızlı trenle İzmir limanlarına hem yük taşıması hem de konforlu ve güvenli yolcu taşınması anlamında bu projenin de talep edeceğiz. Bunun da takipçisi olacağız. Mutlaka bu da olmalı. Ancak bu sadece DEGİAT'ın dile getirmesiyle olacak işler değildir. Biz sadece burada az önce bahsettiğiniz esnafa eksik verilen destekleri eleştirdiğimiz gibi ben Denizli iş dünyasında buradan açık ve seçik eleştiriyorum. Denizli iş dünyası Denizli'nin ortak menfaati olan projelerde bir araya gelmeli ve ortak bir hedef koymalı, ortak bir yol haritası oluşturmalı ve ortak bir söylem geliştirmeli. Her ne kadar odalar veya STK'lar arasında farklı sektörler veya farklı üye profillerine hitap eden dernekler olsa bile Denizli'nin ortak menfaati adına bir araya gelmeyi biz becerebilmemiz lazım. Yani bu da lobicilik demektir. Etkin lobicilik demektir. Etkin lobiciliği ne DEGİAT tek başına yapabilir ne herhangi bir Denizli STK yapabilir. Ama Denizli'nin önde gelen iş dünyası ve STK'ları ve odaları, Denizli'nin siyasilerinin üzerinde, Ankara'daki siyaset ve bürokratın üzerinde yeterli baskıyı oluşturabilirse bu kamu yatırımlarını bu memleketimize, şehrimize çok rahat getiririz. Bunları yapamazsak ancak biz beylik laflarla işte bizim DNA'larımızda, bizim kendi işimizi kendi görme eğiliminde olan bir şehiriz. Biz Ankara'ya aman bulaşmasın bize, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyanın olmadığını artık bizim keşfetmemiz lazım. Ve bunun için organize ve etkin bir lobicilik faaliyeti Ankara üzerinde, merkezi hükümet üzerinde gösterebilmek adına bizim öncelikle bir fikir birliği ve iş birliğine varmamız lazım. Bakın biraz önce Denizli'nin yapmış olduğu ihracattan bahsediyoruz. Bugün Sivas-Ankara yüksek hızlı tren, hızlı tren de değil bakın, yüksek hızlı tren yapımı devam ediyor. Takribi bütçesi 10 milyar TL'nin üzerinde. Sivas'ın size ben yıllık ihracatını söyleyeyim. 75 milyon dolar. Denizli'nin bir ayda yaptığı 300 milyon dolar ama Sivas'ın yılda yaptığı 75 milyon dolar. Sivas nereye bağlanıyor? Sivas Ankara'ya bağlanıyor. Ankara'da deniz mi var, liman mı var? Şimdi ben Sivas'a yapılmasın anlamında söylemiyorum. Bunu sadece bir örnek olarak veriyorum. Yani Sivas'ta da yapılsın, Şırnak'ta da yapılsın, Hakkari'de yapılsın, Edirne'de yapılsın. Ama Denizli'ye de yapılsın kardeşim. Yani bu Denizli'ye de bu yatırımların yapılabilmesi ve gelmesi için lütfen iş dünyasında belli makam ve mevkileri işgal eden bizler kendi sorumluluk ve mesuliyetlerini yerine getirerek burada etkin söylem oluştursunlar. Burada bunu talep ediyoruz. Bunu istiyoruz demek, muhalefet etmek, bayrak kaldırmak anlamına gelmiyor. Haklı bir isteğim var. Ben 3 milyar dolar yatırım, ihracat yapıyorum, istihdam sağlıyorum, ekonomi oluşturmuşum. Kardeşim bana da bu yolu yapacaksın. Bana da bu demir yolunu getireceksin. Bunu istemek benim anamın ak sütü kadar bana helal.
Onun için bundan çekinmememiz lazım. DEGİAT olarak da hiçbir şekilde bundan çekinmiyoruz. Hem şahsım olarak, hem yönetim kurulu olarak, hem de DEGİAT'ın bugüne kadar 30 yıllık kültür olarak bundan çekinmemiş bir dernektir. Onun için bizim esnafla ilgili yaptığımız açıklama, Aydın Otobanı ile ilgili yaptığımız açıklama veya sonrasıki dönemde yapacak olduğumuz bütün açıklamalar şehrin menfaatine, insanların menfaatinedir. Maksadı üzüm yemektir. Benim iş dünyasına, Denizli iş dünyasına buradan sesleneceğim en önemli konu budur.